Bir kötülük gördüğün zaman, bir yanlış gördüğün zaman uyarmak zorundasın. Yapıyoruz. Hemen şikayet. Hemen şikayet. Hemen şikayet. Nereye? Ya CİMER'e, ya karakola, ya savcılığa, Hüseyin Çevik şikayet. Mevzu ne? İpten saptan mevzular. Bak bu geçen söyledim. Mevzuyu daha emniyete gitmediğim için konuşmamıştım. Bugün emniyete gittim yine. Mesele nedir? Ya Allah aşkına ya. Öyle şeylerden artık şikayet ediliyorum ki. Usandım, vallahi usandım ya. Ya bari diyorum adam gibi bir şeyden şikayet edin ki. Ben dediğim ki ulan hakikaten adamlar. Yok abi ya. Şikayet edecek bir şey bulamıyor. Bugün polisler benimle makara yapıyor. Aralarında. Hocam diyor geçen diyor Ebu Cehil'i döner bıçağıyla kovalayacaktın diyor. Şimdi ne yaptın diyor. Hakikaten polisler de gülüyor artık ya. En son çıkarken polisler de bana biliyor musun? Hocam diyor artık bir dahaki diyor hayali şikayette diyor görüşürüz. Hayali şikayet. Bak polisler bile artık şikayet edenleri makaraya sarıyor. Adam diyor ki senin diyor hayalen söylediğin şey diyor. Hani seni şikayet ediyor. Geçen dedim yani Ebu Cehil işte dedim döner bıçağıyla kovalarım görsem. Şikayet dedim. Bugünkü ne? Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin. Bir daha söylüyorum, çekinmeden konuşuyorum. Biliyorsun Şia'ya savaş açtı. Şiaları savaşta yendi mi? Yendi. İyi ki de yendi dediğim için şikayet demiş. Ya arkadaş bak ifademde söyledim, aynen bir daha söylüyorum. Bugün Mehmetçiğimiz, askerimiz bir PKK'lı öldürse sevinmeyeceğiz mi arkadaşlar? Onlar bizim çoluğumuzu çocuğumuzu öldürdü, askerimizi şehit etti. Beşikteki çocukları taradılar. Öğretmenleri, askeri polisi kestiler, parçaladılar. Onlara bir şey demeyeceğiz mi şimdi? Diyemezsin diyor. Bu ülkede maalesef acayip acayip işler dönüyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Hakkı konuşuyorsun. Vay efendim sen nasıl konuşursun? Emri bil marif yapıyorsun. Vay efendim emri bil marif yapamazsın. Ya kimseye çıt diyemiyorsun ya. Hakaret edemiyorsun. Etmiyoruz zaten. Biz hep söylüyoruz. Biz sadece hoca kılığı altındakilere reddiye yaparız. Kimseye hakaret edemezsin ama biz akşama kadar küfür ve hakaret diyoruz. Akşama kadar küfür hakaret diyoruz. Bak bugün Twitter'da hatta iki gündür falan var. Bir başlık vardı. Dilruba serbest bırakılsın mı? Dilruba tutuklanmasın mı? Neyse. Bir bakayım dedim mevzu ne? Bak yine bundan beni taşlayacaklar. Umurum değil. Hakkı konuşacağım. Bu kadın sokak röportajında hiç çekinmeden, hatta bunu da paylaşın diyor. Hiç korkmuyorum diyor. Paylaşın diyor. Elin diyor araba için diyor yas ilan ettiler. Tamam diyebilirsin. Demesin de. Hadi diye. Tamam. Arapları sevmiyorsunuz. Tamam anladık. Peygamberimizin düşmanısınız. Anladık. Tamam. Anladık. Tamam. Eyvallah. Elin diyor İsmail Haniye için diyor işte de. Araba için diyor yas ilan ettiniz diyor. Kardeşim diyor Tayyip Erdoğan'a diyor. Ya diyor diktatörsün diyor. Tamam diyebilir. Bana ne? Tayyip Erdoğan uğrasın. Umurumda değil. Instagram'ı kapattın diyor. Sen diyor Instagram'ı niye kapatırsın? Tamam desin bana ne? O da umurumda değil. He, gelelim mevzuya. Bunlara diyor oy veren diyor gerizekalılar. Ben şimdi burada AK Partici'lik oynamıyorum. Sen 26 milyon vatandaşa gerizekalı dersen, beyinsiz dersen bir bakıyorsun kardeşim Twitter'da bilmem Dilruba yalnız el bilmem ne değil. Bak bir daha söylüyorum. İsmail Haniye için elin araba de bana ne? Demesin. Biz İsmail Haniye'nin yanındayız. Şehittir. İnşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşudur. Sıkıntımız yok. Sevmediği için, düşman olduğu için istediğini diyebilir. Bana ne? Onun hesabını Allah'a verecek. Umurumda değil. Ha demesin ama dedi. Yapacak bir şey yok. Erdoğan'a diktatör dedin. Tek adam dedin. Başımıza seçtiler bunu dedin. Instagram'ı kapattım. Tamam bana ne? Ama sen Tayyip Erdoğan'a oy veren 26 milyona gerizekalı beyinsiz dersen, bir de korkmuyorum bunu yayınlayın dersen, o zaman işte işin içine mevzu girdiği zaman niye tutuklanıyor? E kardeşim sen millete hakaret ediyorsun. Onlar diyor kardeşim AK Partililer bize hakaret ediyor. O da etmeyecek kardeşim. Ne AK Partili'nin CHP'liye hakaret etme hakkı vardır,
ne de CHP'nin AK Parti'ye hakaret etme hakkı vardır. Yok. Genelleme yaparak bir de ya. Bak bir daha söylüyorum. Tayyipçilik oynamıyorum. Tayyip Erdoğan'a küfür etmek dinimizde yok kardeşim. Şeytana bile sövmezsin. Onu söylüyorum. Ebu Cehil'e bile küfür edemezsin. Tayyip Erdoğan'a da küfür edemezsin. Atatürk'e de sövmezsin. Onu söylüyorum. Ama sen kalkıp hadi sövdün. Bana ne? İkinizin arasını halledin. Dava açın birbirinize. Umurumda değil. Ama sen kalkıp da kardeşim bir adama rey veren 26 milyonu gerizekalı beyinsiz dersen ondan sonra tutuklanınca da ağlamayacaksın. Peki Twitter'da yayınlanan kısım ne? Elin Arabı dediği için diyor tutuklandı. Yo. Sadece o kısmı söylüyorlar bak. İşte diyor Dilruba diyor elin Arabı dediği için tutuklandı. İşte bunlar Arap seveci, bunlar Arap şeyler, Araplar böyle. Hay Araplar kadar diyeceğim de Allah selamet versin ya. Bir şey demiyorum ya. Vallahi demiyorum ya. Kesin burayı da kırpacaklar. Oda TV, Halk TV, Cumhuriyet TV. Onlara da buradan selam söylüyorum. El sallıyorum. Burayı da paylaşınlar ya. Onlara kızıyorum ben ama ya. Vallahi bak. Halk TV niye böyle yapıyorsunuz? He? Buraları hiç söylemiyorsunuz. Bak size selam söylüyorum buradan. Benim videoları kırpıyorsunuz ama buralara bak. Size selam söylediğim yerleri de paylaşın kardeşim. Yani lütfen rica ediyorum. Buradan da onlara da artık diyeyim yani ne diyeyim şimdi. Hakikaten. Bakıyorum mesela Halk TV'de işte Hüseyin Çevik yine bir olay açıklamalar yaptı. Söylüyor. Bak burayı selam söylüyorum onu buraya paylaşmıyor. Darılıyorum ben şimdi onlara. Ne diyeyim? İftira. Hüseyin Çevik'ten yine ortalığı karıştıracak sözler. Şak. Cumhuriyet TV. Umurumda değil. Hak neyse onu konuşuyorum. Bir daha söylüyorum. Kimsenin bu kadına hakaret etme hakkı yok. Müslümanlara da söylüyorum. AK Partililere de söylüyorum. Kimsenin bu kadına Dilruba hanımefendiye küfür etme, hakaret etme hakkı yok. Ama bu kadının da kalkıp kardeşim 26 milyon kişi gerizekalı beyinsiz demeye hakkı yok. Bak bir daha söyledim. Bir daha söylüyorum. Anlamazlar bir daha söylüyorum. Erdoğan'a hakaret etme ama hadi ettin. Bana ne kardeşim? Aranızda halledin. Dava için halledin. Umurumda değil. Şehit İsmail Haniye'ye elin Arabı dedin. Hakaret sayılmaz ya. Neyse bu da hakaretvari yaptı onu. Elin Arabı dedin. Hadi. Mahşerde hesaplaşacaksın. Hiç merak etme. Ama buna kardeşim şey yok. AK Partililer de CHP'lere sövmez. Sövemez. E şimdi ben CHP'li mi oldum? Şimdi CHP gençlik olarak beni arayacak çıkışta. Parti binamıza bekleriz diye. Hak neyse onu konuşurum. Bir daha söylerim, bir daha söylerim. Hep söylüyorum. Bugün İslam'a kim yardım ediyorsa biz ona oy vermek zorundayız. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munker ve tu'minûne billâh.